Aydın'ın Söke'de, pamuğun başkenti olarak bilinen Aydın Söke'de artık çiftçi alternatif ürün olarak zeytine yönelmeye başladı. Hava şartları, pamuk fiyatlarının çiftçinin beklentisinin altında kalması gibi nedenler son 10 yılda özellikle sofralık zeytinin bazı kırsal mahallelerde artmasına neden oldu. Dağlarından, yağ ovalarından Balakan, güzel şehir Aydın'da artık Söke'de de zeytin üretimi başladı. Evet Mehmet Bey, yani 98-99 yıllardan sonra, yani o tarımda, ovada bazı sıkıntılar olduğundan üreticiler arayış içine girince de zeytine yöneldi. Soframı zeytin. İşte bizim bu Söke'ye çıktığın zaman Yeni Doğan'dan Güllübahçe'ye ta Doğan Bey'e doğru. Şimdi gördüğünüz bu araziler o yıllarda boştu yani. Ama üreticilerimiz burada işte alternatif arayışa girince zeytin, bu bölgede de toprak yapısı olarak zeytine uygun olduğundan buradaki halkımız zeytine tercih etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke bölgesinde zeytin dikiminin her yıl arttığını söyledi. O yüzden bayağı çoğaldı. Her yılda zeytin dikimi bizim Söke'de çoğalıyor. İşte o da nereden biliyoruz? ÇKS kayıtlarından bunu Tabii, görebiliyorsunuz ÇKS zaten. kayıtlarından görüyoruz. Bir de her yıl biz Ziraat Odası olarak 10 bin civarında zeytin fidanı dağıtıyoruz. Evet. Bu sene yine işte geçen hafta son dağıttık, aşağı yukarı 7 bine yakın zeytin fidanı Hangi dağıttık. cinsti başkanım bu? Genelde G27 gemlik tercih ediyor. Sofralık. Mavi Evet. sertifikalı sofralık. Hem yağlık hem sofralık. Üreticilerimiz onları tercih ediyor. Tabi bunun yanı sıra kendi imkanlarından alanlar da, yani her yıl Söke bölgesinde ciddi bir zeytin dikimi var. İşte dedim, o 90'lı yıllardan beri bu devam ediyor. Özellikle Güllübahçe, Karina, Doğan Bey bu Evet. kısımda Tabii. ağırlık daha fazla. Ağırlık dedim ya, işte Yeni Evet. Doğan'dan geçtiğin zaman bu bölgede Doğan Bey'e kadar bu bölgede her yıl gittikçe artıyor. Dağlarımızda uygun olan arazilere üreticilerimiz zeytin fidanları alarak zeytin ağaçlarını yetiştiriyor. İşte siz de görüyorsunuz, bunlar 10 Evet. yıllık, 15'er yıllık ağaçlar. E, Yeni fidanlar. yeni fidanlar tabii. Hala da devam ediyor. Üreticimiz zeytin de iyi bir şey, yani ürün. Yani gerçekten, hele bir de kış mevsimine geldiğinde hasadı, üreticilerin rahatlıkla çoğunu hem işçilerimiz faydalanıyor, hem de üretici kendi imkanları varsa kendi imkanlarının hasadını yapıyor. Yani iyi bir gelir elde ediliyor hem sofralık hem yağlık olarak. Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda Güllübahçe Muhtarı Yusuf Çam da sofralık zeytine yönelişin 1998 yılına dayandığını, o yıllarda yağışların fazla olmasının çiftçiyi zeytin alternatifine yönelttiğini aktardı. Şöyle söyleyeyim, 98 yılında biz burada çok yağış aldığımızdan pamuklarımızı toplayamadık. Çiftçi büyük bir arayışın içine girdi. Yani köylü olarak ne yapabiliriz? Ek gelir kapısı olarak ne yapabiliriz? Bir de öyle söyleyeyim, kışın kahvelerden nasıl kurtulabiliriz Evet. de öyle bir şey yaptı. Ondan sonra ovayı bıraktık, Genelde daha başladık. bu bölgenin insanı zaten boş durmayı da sevmiyor. Sevmez. Evet, Evet. çalışkan bir şey. Bu isim Gülübahçe'nin halkı zaten göçmen ağırlıklı bir olduğu için çalışmayı seven insanlardır. Biz de daha başladık çalışma. Hatta ben 99 yılında ben kendime bile 99 yılında bahçe tuttum. O zaman başladım çalışmaya. E Evet. şimdi tabii tüm köylü olarak hep beraber bunun semeresini, meyvesini yiyoruz. Çam geçtiğimiz yıl zeytin yılı değildi ifadelerini kullandı. 40 bin dönüm biliyorsunuz Gülübahçe'nin koruması var. Bunun 35 bin dönümü ovada, 5 bin dönümü dağda olarak, Evet. köylü Gülübahçe'ye ait olarak yalnız. Burada şimdi bizim Gülübahçe'nin burada dağların birçoğu tapulu değil. Mehmet Bey, burada ilgili sizden ben bilgi vereyim, hem de kamuoyu da şey yapsın, bilgilensin. Biz burasını Milli Emlak'a başvurduk, alalım diye tapularını başvurduk. Daha önce burası köy marası olarak geçiyormuş. O köy marasından tam o işlemler bitmediği için köy marası da mera biliyorsun iptal edilmiyor, ama burada böyle bir köylü öyle biliyormuş daha doğrusu. Bunu Ankara'dan döndü. Köy marası zaten kayboldu. Şu anda köylünün eline geçti. Ama ecirimisinler ödeniyor. Tapularını da almak için müracaatlerini yaptılar. Şu anda köyün bu kısmı komple tapusuz diyebiliriz. Bunlar da karmaşık oluyor mu? Evet.
Evet, daha çok pamukla anılan ve bilinen Aydın Söke'de artık alternatif ürün olarak çiftçi sofralık zeytine yönelmeye başladı değerli izleyenler. Geçtiğimiz sene de biliyorsunuz zeytin yılı değildi. Zaten tüm dünyada değildi. Bu seneden umudumuz var. Umarım bu sene güzel gelir ve zeytin senesi bu sene diyebiliriz. Çiftçi TV haber ekibinden Mehmet Arkan'ın özel haberini ekranlarınıza getirdik.